Ramazan'ın ikinci günü İnançler Genel Merkezi'nde Genel Başkan Sayın Necdet Günük Bey'in misafiri olduk. Bugün gerçekten Türkiye markası yüzlerce ismin katıldığı güzel bir iftar programı kendisi ev sahipliği yaptı. Başkanım öncelikle tebrik ederiz, hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Ben de Esenyurt Televizyonu'nu tebrik ediyorum, izleyicilerine selam ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İnançler Başkanı olarak başkanım faaliyetlerimiz hakkında, bugünkü iftar hakkında. Bizim faaliyetlerimizin merkezinde Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şu mübarek sözü yatıyor. Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir. Bakın, komşu ayrımını Peygamber Efendimiz yapmıyor. Hristiyan komşu, Musevi komşu, ateist komşu, şu komşu demiyor. Komşusu aç iken. Şimdi bırak komşuyu, öz kardeşin aç, ondan bir haber yaşıyorsun. Bir acı hatıram var bu hususta. 17 Ağustos depremi Cenab-ı Hak lütfettiği zaman İstanbul'da varlıklı bir arkadaşım triplex villada oturuyor kendisi. Düzce depreminde kendisi o bölgenin insanı. Düzce her tarafı tabii, deprem her tarafı perişan etmiş. Ben de gittim yardım ekibi olarak ekibimize beraber. Baktım o benim arkadaşım Kızılay'ın çadırında konuşlanıyor. Alta paletleri koymuş, alt tamamen su. Birden abisi gözümün önüne geldi. Triplex villada oturuyor ve kardeşi burada çadırın içerisinde, suyun içerisinde, böyle bir nevrim döndü. Kendi kendime empati yaptım. Acaba ya ben de böyle olsam, ben de kardeşlerimi böyle yapar mıyım? Sonra biz 17 Ağustos depreminde o imtihanı geçtik. Evimizi herkese açtık. Arkadaşlarımıza, komşularımıza açtık çok şükür. Şimdi hadis-i şeriflere hikaye olsun diye dinlememek lazım. Abdullah Bey, size çok teşekkür ediyorum. Hadis-i şerifler Peygamber Efendimiz'den sadır olmuşsa Allah ondan sadır etmiştir. Peki İslam dini bir felsefe dini midir? Bir felsefe midir? Hayır. İslam dini felsefe değildir. İslam dinin içerisinde, sınırlar içerisinde felsefe yapabilirsiniz. Sosyolojiyi irdeleyebilirsiniz, pedagojiyi irdeleyebilirsiniz. Ama tamamına İslam bir felsefe dinidir dediğiniz zaman İslam hayat nizamı olmaktan çıkar. O halde hayatımızın merkezine bu hadis-i şerifi koyduğumuz zaman her birimiz, idrak eden her birimiz empati yapmamız gerekiyor. Ya ben bu akşam sofraya oturdum. Sokaktan bir aç insanı niye soframa getirmedim? Ya da ben bu akşam soframı gidip bir başka bir garibanla niye paylaşmadım diye veren el konumunda olan insanlar için konuşuyorum. Veren el konumunda olan insanlar bu araştırmayı yapmalılar. Yani hani imtihanlarda çalışan çalışmayan talebe, çalışan talebe elini şöyle gizler, çalışmayan görmesin diye. Bu bir anlamda da cimriliktir. Bırak açık ol da insan da hırsızlık yaptırma faydalansın. Şimdi bizde de böyle, aman Abdullah Bey, aman Ayşe Hanım, sofrayı kuralım, aman kapıları perdeleri de kapat, kimse bizim yediğimizi içtiğimizi görmesin. Ve Sübhanallah. Olur mu? Neden? Bereket nerede var? Bereket sende değil. Bereket davet ettiğin misafirde. Çünkü misafir senden bir alır ama giderken on bırakır. Bu hakikaten de böyledir. Bakın, biz şimdi bu akşam az önce Niyazi Er Uslu hocama söyledim. Doğan hocama da söyledim. Bu iftarın yaklaşık 150 kişi iftar yaptık burada. Allah kabul etsin. Bu iftarın toplam, bunu niçin söylüyorum? Başkaları özensin diye söylüyorum. Lütfen yanlış anlamasınlar. 150 kişinin iftar maliyeti bize 2000 lirayı geçmez. 2000-2500 lira. Her şeyi, ne aldığımızı biliyoruz. Ne yediğimizi biliyoruz. Misafirlerimize ne ikram ettiğimizi biliyoruz. Çünkü buradan giden misafirlerimizin hiçbirisi ya midem yanıyor, başım ağrıyor, ne ikram ettiler bize, ne yağ kullandılar diye bu problem yok. Çünkü A'dan Z'ye mutfağın içerisindeyim. Hanımım da bir taraftan. Şimdi 2000 liraya siz 150 kişiyle iftar yaptınız değil mi? Ama bugün 2000 liraya 2 kişi iftar yapıyor. Ama olur mu? Para benim, para senin değil kardeşim. Mülk benim, mülk senin değil kardeşim. Hiçbir şey senin değil. Bu vücut senin mi kardeşim? Allah sana emanet olarak verdi. Senin aslında hiçbir şeyin yok. Allah seni onunla, yani sana verdiği varlıklarla seni sınıyor. Bakalım benim kulum bu imtihanda ne yapacak? Sen kaldın kardeşim. Allah'a asi olma. Kabahatin tamamı, suçun tamamı sana aittir. Biz inançlar olarak hayatımızın merkezine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin
yaptığını yapma yoluyla taklit etmeye çalışan bir dernek statüsünde olmaya gayret ediyoruz. Esprisi bu. Onun için bizi izleyen, Esenyurt Televizyonu'nu şu anda izleyen, özellikle iş insanlarına hitap ediyorum. Lütfen Ramazan'da zekatınızı hesaplarken pinti bir muhasebecinizi hesaplattırmayın. Mızmız bir muhasebecinizi hesaplattırmayın. Zekatınızı hesaplarken içiniz biraz acısın. Acırsa anlayacaksınız ki Allah sizi seviyor. Ama oradan kırpayım, buradan kırpayım, yatırım yaptım, borcum var. Madem borcum var, madem yatırım yaptım, vergi de veriyorum, zekata ne? Bu felsefeyle zekat olmaz. Zekat Allah'ın sendeki hakkıdır. Sen kim oluyorsun ya? Zekat Allah'ın yarattığı kulundaki hakkıdır. Kırkta bir bunu helalinden hesap edeceksin ama. Arkadan dolanmayacaksın. Hile hurda yapmayacaksın. Altınsa altın, malınsa malın, mülkünse mülkün, getirinsen getirin. Stoktaki, yedekteki para neyse hepsini toplayacaksın. Kırkta bir. Ben kırkta bir ile tatmin olmuyorum. Kırkta üç ver. Kırkta dört ver. Kırkta beş ver. Kırkta on ver. Verdin mi? Allah sana verir mi? Verir tabii, onun hazineleri bol. Bir örnek vermek istiyorum Ramazan'ın mucizesiyle ilgili. Pazar gününün akşamı bir korkuyla yattım kendim. Dedim ki ya acaba boğazımda kuruluk olacak mı? Hararet olacak mı? Baş ağrısı olacak mı? Saat böyle 4-5'e doğru midemde bayılmalar oluyor, olacak mı? Ya Rabbi bana bunları ne olur gösterme. Ben orucumu seviyorum, 65 yaşındayım, orucumu tutmak istiyorum. Beni aşkımdan ayırma diye böyle yattım ama böyle vıdı vıdı yapıyorum yataktan. Bunu paylaşmakta hiç mahsuru yok kamuoyuyla. Riyakarlık anlamında söylemiyorum. Oruca soğuk bakanlar inansın diye söylüyorum bunu. Yattım gece saat 2-2.30'a doğru. Şu iç damaktan bir damla düştü damağıma. Üst damaktan alt damağa. Damla. Ne damlası bilmiyorum. Yaptım. Buralarım açıldı. Ağzım böyle şerbetlendi. Kalktım. Sabahleyin yaşadım mı hatırladım. Dedim ya Rabbi. Demek ki ben şunu anladım. Demek ki Allah'a öyle yürekten dua yapacaksın ki ne mümkün Allah ona dönüş yapmasın. Evet. Peki. Çok teşekkür ederiz başkanım. Teşekkür ediyoruz. Sizlere başarılar diliyoruz. Esenyurt Televizyonu ile ilgili buralardan haberlerinizi alıyoruz. Abdullah Gürman benim evladım ve kardeşimdir. Çalışmalarında muvaffakiyetler diliyorum. Kameraman arkadaşlara ve ekibinize de başarılar diliyorum.